Merhaba arkadaşlar, ben Sezen. Ben de Kubilay. Bugün sizlere A101'den aldığımız çadırın tanıtımını yapacağız. Evet arkadaşlar, şu anda çadırı açtık. Bu şekilde her tarafını gergin bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. 4 tane yeri var. 4 köşe arkadaşlar. Çadırın pollerini buralara sokacağız arkadaşlar. Bir tanesi kazığı sokmak için, bir tanesi de çadırın polini sokmak için arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi çadırın pollerini nasıl takıldığını sizlere gösteriyoruz. Çadırın pollerini bu taraftan geçiriyoruz. Karşılıklı gelecek arkadaşlar. Yanlış tarafa takmayın. Buradan bu tarafa takacağız. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bir ucu bu taraftan, diğer ucu tam karşıdan çıkıyor düz bir şekilde. Şimdi diğer tarafına geçiyoruz. Diğer tarafında aynı şekilde pollerimizi çadırın içinden geçiriyoruz. Bunları taktıktan sonra da bizlerle su testini denemiş olacağız. Buradan da geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi her köşede gördüğünüz gibi arkadaşlar pollerimiz çıktı. Şimdi polümüzün dip tarafını çadırımızda alt tarafındaki yere takıyoruz. Herhangi birine taksanız olur, fark etmiyor. Diğer tarafında geldiriyoruz. Onu da gördüğünüz gibi şu şekilde taktık. Çadırımız şu anda bu şekilde duruyor. Çadırımız şekil almaya başladı arkadaşlar. Üst tarafında ipi çadıra bağlıyoruz bu şekilde. Evet. Burası havalandırma yeri arkadaşlar. Bir havalandırma yeri de bu tarafta var. Yaz çadırı olduğu için bu havalandırmalar daha çok gerekli. Üst tarafında bir tane yağmurluk var arkadaşlar. Yağmur almaması için. Veya isterseniz gölgeli kulaklık kullanabilirsiniz. Takıyoruz. Bu da 4 kişidir arkadaşlar. Bir havalandırma da bu tarafta var. Bunları da bağladık. Ama şu anda bağlamaya gerek yok çünkü su testi yapacağız. Ön tarafını gösterelim arkadaşlar sizlere. Ön tarafı bu şekilde. Bazı çadırlarda farklılık olaraktan fermuarı tam ortadan gidiyor. Sağ ve sol olarak da ayrılıyor. İki tarafa açılıyor. İki tane fermuarı var. Biri bu tarafta. Diğeri bu tarafta. Sineklik de iki tane arkadaşlar. Bir tanesi içeride. Diğeri de diğer kısımda. Çadırın içi de bu şekilde. 4 kişilik bir çadır. Uzunluk olarak 2.20. Yan yattığınızda da 1.90. Tavan mesafesi de oldukça yüksek. 1.54 falan olması lazım. Şu anda unuttum fakat 1.54 olması lazım. Zaten genişlik olarak çok rahat. Bu çadırda 4 kişi kaldık, test ettik. Çocuk haricinde yetişkin bir insan için 3 kişi çok rahatlıkla kalınabilir. 4 de kalınabilir ama 3 kişi daha rahat kalırsınız. Şimdi sizlere bu çadırın su testini yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin videoyu hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda çadırımızı ıslatıyoruz. Suyu genellikle şu ek kısımlarından daha fazla alacaktır arkadaşlar. Daha önce de yağmurda da koyup denemiştik. Ek kısımlarından daha fazla su alıyor. Üst tarafından da bu şekilde su döküyoruz arkadaşlar. Normalde hortumla da ısıtılıyor arkadaşlar. Yani su testi amaçlı. Fakat biz bununla yapmaya karar verdik. Çünkü bunda daha fazla su gidiyor. Bu şekilde.
Firelife'ın yağmur testi var arkadaşlar. İzlemek isterseniz üst taraftan izleyebilirsiniz. Zaten bu çadırlar yazlık çadır arkadaşlar. Yağmurda da pek dayanacağını sanmıyorum. Hani 150-200 TL arasındaki çadırlar her zaman su alır. Ama ben sizlere de bu şekilde göstermek istiyorum. Aşırı bir sanakta daha da şey oluyor, ıslanıyor. Arkadaşlar şu anda bütün kısmı ıslattık. Şimdi içine giriyorum. Bakalım içerisinde nerelerden su almış. Şu şekilde açıyoruz. Evet, bu arada misafirlerimiz var arkadaşlar. Onları da göstereyim sizlere. Çadır ıslanmış arkadaşlar. Şu anda görebilirsiniz. Bakın bir de bunu şu anda yağmurda pek ıslatmadık. Yani deneme amaçlı bu şekilde gösterdik. Bu şekilde bir de çok fazla su aldığını görebilirsiniz. Özellikle şu kısımlara bakın arkadaşlar. Bakın her tarafta su oluşmuş. Buralarda. Şimdi bakın şu an üstüme bu taraftan su geliyor. Gene geliyor. Bakın kapalı olduğu halde içeriye su çok fazla geliyor. Yani şu an üstüme geldi. Bayağı bir. Hatta bak patronundaki izleri de görebilirsiniz. Şöyle yapayım, kameraya da geldiğini fark edeceksiniz. Kamera şu anda ön tarafı ıslandı. Şuralarda. İçeride hatta girdiğini görünüyor. Bakın. Şimdi kamerayı siliyorum arkadaşlar. Bakın. Sesleri duyuyor musunuz? Suyu içeri aldı. Yani bu çadırı alacaksınız arkadaşlar, yağmurlu havalarda kalmanızı tavsiye etmiyorum. Bakın. Bakın her taraftan su damlıyor. Şu şekilleri göstereyim. En iyi örnekle sade küçük bir tepsi gibi şeyle ıslatarak gösterdik arkadaşlar. Onda bile aşırı bir su alma olayı oldu. Bu çadırların en çok su alma yerleri bu kısımlar arkadaşlar. Yani ek yerler nerede varsa genellikle hep o kısımlardan çok su alır. Bu şekilde buralardan böyle. Şu şekilde arkadaşlar. Bir de bunların en çok su aldığı noktalardan biri ise burası. Şu alt kısımdaki siyah laylonun çuvalın bittiği yerde çok su almaya başlıyor arkadaşlar. Sizlere de şu şekilde göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi bu kısımlardan da çok su alıyor. Kapak kısımları. İçerisi şu anda bayağı bir su oldu. Hatta ben de bir ıslandım su dökerken. Evet arkadaşlar, su testimizi yapmış olduk. Şu anda gördüğünüz gibi hemen köşe taraftan görülen suyumuzu alarak döktüğümüz halde, yani içerisini gördünüz ne kadar su aldığını.